Mesela sarı kantaron. Depresyona karşı dünyada en etkili bitki. Depresyon. Hocam sarı alabilir kantoron. Miyim onu? Nerede? Orada. Sarı kantoron. Evet, sarı kantoron. Sarı kantoronun birleşiminde hiperforin ve hiperisin denen etken maddeler var. Hocam neler yok ki içinde sevgili TR1 izleyenleri. Sarı kantoron var, pasiflora var, melisa var. Ki bunlar şeydir, bildiğimiz hani bitkisel. Bu. Hepsi lavanta var, alıç var, altın başak otu var, sinirli ot var. Çakır dikeni var. Daha at kuyruğu otu. Ne kadar çok otu varmış. At kuyruğu da değil her tarafta var. At kuyruğu otu. Dikkat ettim de. Karabuğday var. At kestanesi var yani içerisinde. Evet. Dulavrat otu var. Zeytin yaprağı at var. At kuyruğu otu şöyle farklı bir şey. Evet. Zerdeçal var. Var. Evet. Ve nane var. Yani aslında bunların çoğunu biz biliyoruz. Tabii tabii. Bu bitkileri doğru mu? Naneyi mesela evimizde. Ama hani, bu şöyle bitkilerin. Tozundan yapılmıyor bu. Öğütülerek bitkileri alıp toz haline getirip değirmende ondan kapsül yapma değil. Neler bu yapılıyor? Bitkinin damıtılarak destilasyon veya ekstraksiyonla damıtılarak tozlarıyla elde birlikte. Edilen ekstrat. Ekstrat. Hocam nasıl kullanacağız peki? Sarı televizyon kantoronu. Programına çıkmadan önce iki tane alıyorsunuz. Nasıl? Televizyon programına çıkmadan önce iki tane alıyorsunuz. Evet. Birileri birebir. Gayet rahat konuşuyorsunuz. Gayet iyi geliyor diyorsunuz yani. Peki zaten böyle büyük şehirlerde, metropol şehirlerde yaşayan insanlarda hani stres başlıca problem. Günlük yaşam içerisinde, o koşturma içerisinde mesela. Sinirleri sakinleştiriyor. Sakinleştirir, relax, rahatlar. Günde aynen. Günde kaç defa alacağız? Sabah, öğle, akşam mı yoksa yani, günde bir tane depresif rahatsızlığı, birinci, ikinci derece depresyon olan kişi düzenli kullanması lazım. 4-5 ay. Ama mesela programa çıkacaksınız. Rahat olmak istiyorsunuz. Program. Hocam bana öyle. Birazcık böyle heyecan, her şey mükemmel olsun. Yok. Mesela ben başka bir televizyon programında sunucu beyefendi çok gergindi böyle. Stüdyoya girince korktun. Kaplan gibi orada çalışanlar hepsi korktu. Aman bugün gergin. Oraya koşuyor, buraya koşuyor. Ne oluyor dedim. Dedi ki abi dedi ben dedi, sabah 7'de kalkıyorum. Gece 11'e kadar çalışıyorum. Koştur koştur geriliyorum, uyuyamıyorum, uykumu alamıyorum. Geriliyorum dedi. Evet. Problem yok, sarı kantoron kullandım. Bir hafta sonra ya şimdi beni dövseler bile rahatım dedi. Kuzu gibi oldum. Hocam bir de siz bana ondan çay sonra, vermiştiniz. Evet. Ondan sonra. Toz şeklindeydi, çay vermiştiniz. O da sakinleştirici çaydı değil mi? Çayı da var. Biraz bunda, daha evet. Papatya çayı mesela Sadegül ablacığım hani biz kullanırız. Biliyorum. Zencefildir, papatya çayıdır. Evet. Böyle hem ısıtır biliyor. Özellikle kış aylarında mesela. Hem de böyle daha bir sakinleştirir. Uyuyamıyorsak mesela papatya çayı gibi. O çay